Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir pastane açma tarifim var. Gerekli malzemeleri videomuzun açıklama kısmında detaylı olarak vereceğim. İlk olarak yoğurma kabımızın içine yarım su bardağı ılık suyumuzu, 1 su bardağı ılık sütümüzü, yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da kabımızın içine alalım. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuzumuz ve 2 tane yumurtanın akını kullanıyoruz. Sarısını daha sonra bezelerimizin üzerine sürmek için kullanacağız. Çırpma telimizle bütün sıvı malzemeleri iyice karışana kadar çırpalım. Su bardağı elenmiş olan unumuzu yavaş yavaş leğenimizin içine ekleyelim. Önce telle bir miktar unu iç harca yedirelim. Daha sonra elimizle yoğurmaya başlayacağız. Evet, hamurumuz toparlandı. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumuzun üzerine oda sıcaklığında yumuşamış bir kaşık tereyağımız var. Bunu güzelce hamurun her tarafına iyice yedirerek yoğuralım. Yoğurdukça tereyağını hamur güzelce içine alacak. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamurumuz oldu. Evet, hamurumuzu artık dinlenmeye bırakabiliriz. Ağzına bir poşet kapattıktan sonra üzerine örtüyoruz. Yarım saat kadar mayalanması için bir kenara alıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Leğenimizden alabiliriz artık. Hamuru önce ikiye bölelim. Daha kolay bölmek için ikiye böldükten sonra tekrar hamurumuzu küçük parçalara ayıralım. Ben bu ölçüden 9 adet hamur parçası çıkardım. Ama siz miktarı biraz daha küçük tutarsanız daha fazla parça çıkacaktır. Hepsini güzelce beze yapıyoruz. Evet, 9 adet bezemiz oldu. Dediğim gibi siz isterseniz bu miktarı artırabilirsiniz. Şimdi oklavamızla hafif uzun şekil vererek hamurlarımızı açtık. İçine bir çay kaşığı kadar tereyağını gezdirelim. Bıçağımızla birer santim arayla uzun çizikler yapalım. Hamuru köşesinden başlayarak verev şekilde yuvarlayalım. Gördüğünüz gibi güzelce yuvarladık. Uzaması için biraz hamurumuzu sallayabiliriz. Bu şekilde şekil verdik. Evet, yağlı kağıt koyduğumuz tepsimizin üzerine bütün bezeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım.
Bütün bezeler bittikten sonra tepsimizin üzerine bir poşet serip tepsi mayalanması için bir kenara alalım, 10 dakika bekletelim. Mayalanmış olan bezelerimizi artık şekillendirdik. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine ben susam epeledim. Sizler isterseniz bir miktar çörek otu da ekleyebilirsiniz. Daha önce ısıtılmış olan 190 derecelik fırınımızda tepsimizi sürüyoruz. Üzerleri kızarıncaya kadar fırında pişirmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi açmalarımız gayet güzel kabardılar ve üzerleri kızarmaya başladı. Fırından çıkardıktan sonra hemen bölmeyelim. Bir miktar havalanması için bekletelim. Daha sonra açmamızı afiyetle yiyebiliriz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.